Devir teslimler, mazbatalar, seçim süreci geride kaldı. Özellikle İstanbul'un ilçeleri, Cumhuriyet Halk Partisi ve Ekrem İmamoğlu çok ciddi bir başarı gösterdi. İşte biliyorsunuz 39 ilçe kazanılan ilçeler. Ardından da borçlar ortaya çıktı. Ne borçlar? Türkiye genelindeki borçlar. Şöyle AKP'nin bıraktığı borç yükününe bakalım. Dönüp geldiğinizde İstanbul'daki ilçe belediyelerinin külliye özentisi, ilçe binalarına, belediye binalarına harcadıkları o büyük paraları da ben anlatacağım. Belediyenin kasasında 1 lira bile yok. Borcuysa tam 424 trilyon lira. Borçlu bırakılan belediyelere bir yenisi daha eklendi. AK Partili eski belediye başkanının eseri MHP'li yeni başkan tarafından afişe edildi. 31 Mart yerel seçimlerinde %41,45 oy alan MHP'li yeni başkan Derviş Aynacı talimat verdi. Afyonkarahisar'ın Bolvadin Belediyesi'nin borcu dev pankartta basıldı. Bolvadinliler sabah uyandıklarında bu afişi gördü. AK Parti'den devralınan belediyenin borcu 424 trilyon olarak açıklandı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi ise 2019'dan bu yana kayyum yönetimindeydi. 103 bin nüfuslu Suruç 31 Mart'ta DEM Parti dedi. Orada da AK Parti'nin bıraktığı borçlar dikkat çekiciydi. Güncel borç bilgilerinin yer aldığı tablo belediyenin önüne asıldı. Kayyum döneminden kalan borç toplam 117 milyon lira. Bunun 85 milyon lirası 1 Ocak'tan itibaren yapılan borçlar. Kayyum İbrahim Güneş seçimden 2 gün önce kapalı olan gastronomi merkezine 2 milyon 248 bin lira değerinde tavuk ve kırmızı et aldığı ortaya çıktı. Suruç Belediye Eş Başkanı Müslüm Baran, kayyumdan kalan borçlanmalara ilişkin faturaların çoğunun hayali faturalardan oluştuğunu iddia etti. İstanbul Çekmeköy ve Tuzla Belediyesi'nde de durum farklı değil. Seçim sonrası yapılan milyonlarca liralık ihalelerle belediyelerin borcu katlandıkça katlandı. Sütlü tatlı. Evet, sütlü tatlı ihalesi bu. Bu baskılı porsen kupamız. Sütlü tatlı ihalesi de 2 milyon liralık bir şey. Sözleşme tarihine bakar mısınız ne yazıyor? 2 Nisan. 2 Nisan. Seçimler daha mazbata verilmedi. Mazbatayı uzatıyorlar ve o sırada gidiyorlar. Yine maldan... Yangından mal kaçırır gibi ihale imzalanıyor. Gazeteci Barış Pehlivan Halk TV'de yangından mal kaçırırcasına yapılan belediye ihlallerini anlattı. Personelimize dedi 84 milyon 941 bin lira 85 milyon lira ödeme yapmamız gerekiyordu bayramla ilgili diyor. Ama para yok. Pazar günü seçim var. Yine cuma günü Çekmeköy Belediye Başkanı seçimden 2 gün önce 30 milyon 19 bin liralık bu ihaleyi imzalıyor. 30 milyon liralık ihale ya. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde personel maaşını ödeyecek paranın kalmadığı ortaya çıktı. Varlığımız 642 bin lira. 643 bin de. 643 bin TL. Borcumuz 126 milyon liraya. 126 milyon lira borcumuz var. Kasada daha 1 milyon lira bile yok. Güvenlik kameraları noktasında güvenlik kamera kayıtlarını içeren disklerin tamamı değiştirilmiş. Ne zaman olmuş bu? Bu 2 veyahut da 3 Nisan. Bir kısmı 2 Nisan, bir kısmı 3 Nisan. Seçimden sonra değiştirilmiş. Seçimden sonra. Çok önemli bir şey söylediniz. Güvenlik kameralarının diskleri değiştirilmiş. Evet, evet. Yani bu, artık bu güvenlik kamerasındaki kayıtlar yok. Yani giren çıkanların, daha önce giren hiçbir şey çıkanların... göremiyoruz.